Zeynep! Füsun abla! İnanmıyorum! Hayırdır seni? Gittiğinden beri hiç aramadın beni. Zeynep'im! Kusura bakma abla. Biraz sıkıntılı günler geçirdim. O hengamede arayamadım. Ama merak etme, şimdi her şey çok iyi. Olsun olsun. İyisin ya. İyiyim. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Ablam benim. Kız sen elimde büyüdün benim. Şuncacık halini biliyorum. Şimdi üniversitede halini görmeyeyim mi yani? Kötü mü ettim? Olur mu ablacığım? O kadar iyi ettin ki. Çok sevindim. İyi ki geldim. Ağlama kız. Bak şimdi beni de ağlatırsın, tamam mı? Ağlamak yok. Keşke haber verseydin önceden. Sahi okula nasıl girdin? Ah sağ olsun Bülent Bey yardım etti. Hem biz sana sürpriz yapalım dedik. Aa sen bir dön bakayım şöyle. Bir dön dön dön. Aa bu ne böyle, zayıflamışsın sen. Dur abla dur, mahalle değil burası. Bak bak okulun da pek güzelmiş. Hayalini gerçekleştirdin be yavrum. Bizim de hayalimizi gerçekleştirdin. Annen şimdi seninle gurur duyuyor. Yani duyuyordur. Geçen çiçek gönderdi okula. Üzerine not yazmış. Başaracağını biliyordum diye. Haberin var mı annemden? Nerede, nasıl? Yok yavrum ya. Ah keşke bilsem. Bir de bir gizli numara aradı beni geçen gün. Sesimi dinledi, kapattı. Konuşmadı. Kesin annemdi. Belki de konuşamadı. Bırak şimdi bunları ya. Hadi gel bana okulunu gezdir. Tamam hadi gel gezdireyim. Zeynep'im benim. Çok özlemişim seni ya. Ben de ablam. Geldiğine hala inanamıyorum. Çaylar geldi. Ay bayıldım ben senin okuluna. Sınıflar bile deniz manzaralı. Otel olsa burası daha çok para kazandırırmış. İnsan denize bir dalıp gitti mi? Ders mers dinleyemez vallahi. Şişt, bana bak. Sen avukat değil de şair oluyormuşsun sonra. Ha? Aman abla ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de çok sevdim burayı. Peki ev? Evi sevdin mi? Bülent amcanla durumlar nasıl? Yerleşebildin mi? Yerleştim, yerleştim. Bülent amca sağ olsun çok yardımsever. Peki kendine ait bir odan var mı? Feraye Hanım sağ olsun bir oda ayarladı bana. Zorluk çıkartmadı mı? Nereden geliyorsun falan diye sormadı mı? Yok, öyle birisi değil. Ama sonuçta evine gelen yabancıyla da kimse öyle hemen bir anda samimi olmaz, değil mi? Yoksa iyi bir kadın. Evdeki herkes çok iyi. Peki annen baban nerede diye sordu mu? Sordu. Ama ben bu konular hakkında konuşmak istemediğimi söyledim. Ah, çok iyi etmişsin. Aferin sana. Aa bak ben az daha unutuyordum. Bu senin. Al bakayım. Bu ne? Memlekette kızlarla beraber topladık. Kitabın defterini alırsın. Hem çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Aa geri çevirme bak çok kızarım sonra. Tamam. Hayır. Sus bakayım. Sen bizim medarı iftarımızsın kız. Edremit'te senin hayallerine inanan bir sürü insan var. Bazen başkalarının hayalleri nefes almamızı sağlar. Bazen o hayaller hayatta ilerlememiz için bize umut verir. Sen bizim umudumuz. Bir gün hepsini geri ödeyeceksin. Sen Türkiye beşincisi olup buraya girdiğin gün ödedin onu. Borcun morcun yok kimseye, tamam mı? Helali hoş olsun. Kalacak yerin var mı abla senin? Yoksa dönecek misin hemen? Bakalım. Burada eski bir arkadaşım var. Belki ona uğrarım. Kim o arkadaşın? Tanıyor muyum ben? Bak sen. Daha mezun olmadan hesap sorar olmuşsun ha? Ne yapayım? Sevdiklerimi merak ediyorum. Annemi de merak ediyorum ama soracak kimsem yok. Annen iyi. Yani iyidir, merak etme. Sen bizi bırak da kendini düşün, okulunu düşün yavrum. Bazen korkuyorum Füsun abla. Kendi içimde kaybolmaktan. Geçmişimde Edremit'teki o güzel anılardan kaybolmaktan. Annem düşüyor aklıma. Neden diyorum? Neden beni bırakıp gitti? Sonra o güzel anıları silmeye çalışıyorum zihnimden. Sanki hiç peşimden gelmeyeceklermiş gibi.
yalnızken dünya daha da korkutuyormuş insanı. Sen bugün geldin ya, ilk defa yalnız olmadığımı hissettim. İyi ki geldin be Füsun abla. Çok ihtiyacım vardı buna. Böyle konuşma be yavrum. Bak ağlarım şimdi. Ben senin her zaman yanındayım, tamam mı? İstediğin zaman arayabilirsin. Annem ararsa ona da iyi olduğumu söyle, olur mu? Merak etmesin beni. Ona okulumda da evde de mutlu olduğumu anlat, tamam mı? Anlatırım tabii ki. Göz arkada kalmasın. Çok çekti. Artık mutluluk onun da hakkı. Şimdi sana kocaman sarılabilir miyim? Gel bakayım buraya. Ben sana şöyle kocaman sarılmadan hiç gider miyim? Sana sarılınca anneme sarılıyormuş gibi hissediyorum.